Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tığ işi bebek hırkasının anlatımını yapmak istiyorum. Kız bebeklerimiz için çok güzel modelli bir hırka bu arkadaşlar. Sarı renk ile çalıştım. Hep pembe çalışıyoruz. Bu sefer farklı olsun dedim. Sarı renk bir hırka yaptım. Bu hırkanın örgüsü çok kolay. İlk önce bu roba bölümlerini örüyoruz. İki ön bölümü ayrı ayrı örüyoruz. Daha sonra düz olarak bu arka robayı örüyoruz. Omuzlarda birleştiriyoruz. Bakın, burada birleştirme yaptım. Hiç belli olmuyor. Siz isterseniz bunu tek parça halinde de örebilirsiniz. İki ön bölümü ördükten sonra buradan ilmek dizerek arka bölümü düz örebilirsiniz. Ben acemi arkadaşlar şaşırabilir diye 3 parça halinde robayı hazırladım. Daha sonra roba bölümlerini birleştiriyoruz. Kollar bölümünü ayırıyoruz. Bakın, bu birleştirdiğimiz yeri, gövdenin örgüsünü yerleştirip modelli olarak devam ediyorum. Ben bugün bu hırkayı 1 yaş ölçüyle anlattım. Bu roba başlangıç sayısını siz daha az sayıda başlarsanız daha küçük bebekleriniz için olur. Santimetre ile ölçerek yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. İlmek sayısı sizin elinizin sıklığına ve kullanmış olduğunuz ipliğin kalınlığına göre değişecektir. Yeni doğan bebekte, 0-3 aylık bir bebekte bu genişlik 24 santim olması yeterli olur. Yani bir ön bölümü 12 santim başlarsanız iyi olur. Daha büyük çocuklarınız için yapacaksanız da 15 santim olarak başlarsanız 2 yaş bebekleriniz için çok güzel olur arkadaşlar. Bu hırkanın örgüsünde Nako bebe yüz ipliğini kullandım. Bakın, bu şekilde bir marka. Kullanmış olduğum iplik üzerinde 100 gram iplikte 360 metrelik iplik var arkadaşlar. Bu iplikten bir yumaktan bitti. İkinci yumaktan da bakın bu kaldı. 2 adet ipliğe ihtiyacımız var. Tığ olarak da kullanmış olduğunuz iplik üzerinde yazan tığ numarasını kullanırsanız örgüleriniz daha düzgün ve daha muntazam olacaktır. Bu iplik üzerinde bakın 2,5 milimlik tığ tavsiye edilmekte. Ben de bugün 2,5 milimlik tığ kullandım. Düğme olarak da roba bölümüne dikmek üzere 2 adet düğmeye ihtiyacımız var. Ben roba bölümüne bu şekilde kurdele taktım. Bakın, siz isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Sadece düğmeli olarak da kullanabilirsiniz veya hiç düğme yapmadan sadece kordon bağlamalı olarak da kullanabilirsiniz. Ben bugün bu marka ipliği kullandım ama siz istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak bu güzel hırkayı örebilirsiniz. Bu hırkanın aynı modelinden bakın bu şekilde güzel bir de şapkamız var. Bu şapkanın anlatımını da ben yaptım, YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar için bu şapkanın olduğu YouTube linkini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun açıklama bölümüne bakarsanız şapkanın YouTube linki var. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bebeğinize böyle güzel bir şapka yaparak takım oluşturabilirsiniz. Yine aynı modelin yeleğini de yapmıştım ben daha önceki videolarımda arkadaşlar. O yeleğin olduğu YouTube linkini de ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Bir de farklı bir yelek yapmak isterseniz bakın bu şekilde güzel bir yeleğimiz var. V yakalı güzel bir yelek. Bu yeleğin anlatımında ben 1 yaş ölçüde anlattım. Bunun anlatımı da YouTube kanalımda var. Sizler için bu yeleğin olduğu YouTube linkini de bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan bakarak siz de bu yelekten yapabilirsiniz. Malzemelerimizi söyledik. Bir de ölçülerini vermek istiyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın, kol altından genişliğini ölçüyorum. 27 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santim. Bakın şu şekilde. Ölçtüğüm zaman 32 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santim. Kol boyunda ölçelim. Bu şekilde bakın ölçüyorum. 19 santim. Bu da 1 yaş bebek için güzel bir ölçü arkadaşlar. Siz bu hırkayı farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız bebekler için olan standart ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne tabloyu ekliyorum. Siz o tabloya bakarak roba yüksekliğini, gövde yüksekliğini ve genişliğini ve kol boyunu ona göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Hazırsak hep birlikte bu güzel hırkamızın örgüsüne başlayalım.
Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgümüze roba bölümünü yaparak başlıyoruz. Roba bölümü bir arka bölüm ve iki ön bölümden oluşmakta. Ben 3 parça halinde ayrı ayrı örüyorum arkadaşlar robayı bugün. Siz isterseniz ilk önce arka bölümü örüp önlere devam edebilirsiniz veya ön bölümleri örüp ön bölümlerin devamı olarak arka bölümü örebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, ama ben örgüye yeni başlayan arkadaşlar şaşırabilir diye 3 parçayı ayrı ayrı örüyorum. İlk önce arka bölümü örmek istiyorum. Arka bölüme göre ön bölümlerin ayarlamasını yapabiliriz. Bebeğinizin büyüklüğüne göre arka bölüm robası için zincir yapıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. 60 zincir yaptım ben. Benim yapacağım ölçü için bu 60 zincir yeterli. Siz bebeğinizin büyüklüğüne göre daha az sayıda veya daha çok sayıda zincir yapabilirsiniz. Ve elinizin sıklığına göre de bu zincir sayısı değişecektir arkadaşlar. Bu 60 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın, şu şekilde örgüyü çektirmeden ölçüyorum. Benim elimin sıklığına göre 60 zincir 26 santim geldi. Sizin eliniz çok sıkıysa 26 santim için daha fazla zincir yapmanız gerekecektir. Eğer benimle aynı büyüklükte bir örgü yapmak istiyorsanız 26 santim olasıya kadar zincirlerinizi yapın. Şimdi bu zincirler üzerine yarım trabzanlar yapacağız. 2 zincir daha yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı şu şekilde yapıyorum. Bakın, trabzan yapıyor gibi tığın üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar ilmek alıyorum. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bakın, tığ ilmeğe taktım. İlmek aldım. Çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar ilmek alıyorum. Üçünün içerisinden bir defa da çekiyorum. Yavaş yapıyorum. Bilen arkadaşlar zaten biliyor bu yarım trabzanı veya çakma trabzanı nasıl adlandırıyorsanız, örgüye yeni başlayan arkadaşlar için yavaş göstermeye çalışıyorum. Bakın, her ilmeğe birer defa yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Yapmış olduğumuz bu zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak devam edelim. Zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak sırayı tamamladım. Bir sırada toplam 60 yarım trabzan oldu. İkinci sıradayım. İkinci sıraya çıkmak için 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine yarım trabzanlara devam ediyoruz. Bakın, bu ilk ilmek içerisine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler içerisine de yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Örgümüz yarım trabzan olarak devam edecek arkadaşlar. Arka robanın örgüsünü yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu roba sıra sayısı değişecektir. Bu yarım trabzanlar yaparak örgüye devam edeceğiz. Bu sırayı sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda 2 zincir yapalım. 3. sıraya çıkalım. 3. sırada yine yarım trabzanlar yapalım. Örgüyü bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre arka robanın örgüsünü tamamlayalım. Arka robanın örgüsünü 60 ilmek ile başladım.
20 sıra olarak benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Sayıyorum arkadaşlar, bakın. Bu yarım trabzanlarda saymasını şu şekilde daha kolay yaparız. Bakın, bu çukurda görünenler bir sıra, yüksekte görünenler bir sıra. Burası bakın 1, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Santimetre olarak da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 11 santim roba yüksekliği var. Bu benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha küçük çocuklarınız için yapıyorsanız bir sıra daha önceden bırakabilirsiniz. Veya daha büyük ölçüde yapmak istiyorsanız bunu istediğiniz santimetreyi elde edesiye kadar devam edebilirsiniz. Arka bölümün örgüsünü burada ben bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bu modeli isterseniz arkadaşlar ön bölümü bu omuzlardan başlayarak devam edebilirsiniz. Ama ben herkes yapamaz diye, örgüye yeni başlayanlar da kolayca yapabilsin diye roba bölümünü 3 parça halinde örüyorum. Önleri ayrı ayrı örüp omuzdan arka bölümüyle birleştirmek istiyorum. Ön bölümlerin örgüsüne de arka bölümü yaptık. Bunu kaç ilmek başladıysanız yarısını bir ön, yarısını diğer ön yapıyoruz. Ben bu arka robanın örgüsünü 60 ilmek ile başladım. Ön bölümlerin örgüsünde 30 ilmek ile başlıyorum. Şu şekilde yine ön bölüm için ilk ilmeği oluşturuyorum ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. 30 zincir yapalım. Yaptım. Bakın, arka bölümün yarısı olur. Şu şekilde katlayalım. Siz de kendi yaptığınız ölçüye göre bu ön bölüm başlayabilirsiniz. Bakın, yarısı. 1, 2 zincirde dönüş için yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak devam edelim. Ön bölüm için yaptığım zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak bakın tamamladım. Bir sırada toplam 30 yarım trabzan var arkadaşlar. İkinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlarla sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda yine bir zincir yapıp bir üst sıraya çıkalım. Bu şekilde sıraları tekrarlayarak devam edelim. Toplam bakın bu arka bölümü 20 sıra yaptım. Ön bölümü bu 30 ilmek ile 10 sıraya kadar tamamlayalım. Ön bölümün örgüsünü 30 ilmek ile 10 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum arkadaşlar, bakın. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bakın şu şekilde yaptığım zaman yarısına kadar tamamladım. 11. sıradan itibaren yaka kesmelerini yapıyoruz. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Buradan baştan bir kesme yapalım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada ilmek kaydırması yaparak kesme yapacağız. 8 defa ilmek kaydırması yapıyorum. Bakın 1 2 bakın ilmek kaydırmasını bilmeyenler için gösteriyorum. Tığ ilmeğe takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. 3 oldu. Bakın tığ ilmeğe taktım. İlmek aldım. Çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. 4 5 6 7 8 8 ilmek kaydırması yaptım.
Yakanın başlangıcında kesmeyi yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Yarım trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzanlar yaparak bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bu kesme yaptığımız bakın burada 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanlara devam edelim. Zaten 8 ilmeği kestik. 22 ilmek var. 22 ilmek üzerine yarım trabzanlar yaparak devam edelim. Bu sırada sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım. Yaka kesmesinden sonra 22 ilmek kalmıştı. Bu sırada bakın burada 20 ilmeğe trabzanları yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Burada kesme yapıyoruz yine bakın. Tığın üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Çıkarmıyorum, bekletiyorum. Yanda bulunan ilmek üzerine bakın son ilmeğe tığı taktım. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıyorum. 4'ün içerisinden bir defa çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın 2 ilmek burada tek ilmek oldu. Tığın üzerine ilmek alıyorum. Burada tekrar bir kesme yapıyorum bakın. İlmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çektim, bekletiyorum. Diğer ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çektim. İlmek alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Hem sıra sonunda hem sıra başında kesme yapıyoruz. Diğer ilmekler üzerine yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bu sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım. İpliği tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çektim, bekletiyorum. Bakın tığın üzerinde 3 ilmek var. En son ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıp 4'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Kesme işlemini burada yaptık. Bir zincir yaptım. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp bekletiyorum. Diğer ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp bekletiyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlmek alıyorum. 4'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Diğer ilmekleri yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlara devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzanları yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım. Tığın üzerine ilmek alıyorum. İlmeğe tığı taktım. İlmek aldım. Çektim. Bekletiyorum. Son ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Tığın üzerinde bulunan 4 ilmekten ilmek alıp bir defa da çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bakın tekrar kesme yapıyorum. Tığı taktım. İlmek aldım. Çektim. Diğer ilmek üzerine de tığı takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Kesme yaptım. Tığın üzerine ilmek alıyorum. Diğer ilmekleri yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzanları yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum.
İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bakıyorum hemen kaç yarım trabzan kaldığını arkadaşlar. Bakın sıra sondan itibaren 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 3 de yaptım. 16 yarım trabzan var. Omuz için benim bu 16 trabzan yeterli. Artık örgüye buradan itibaren düz devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa yarım trabzan yaparak devam edelim. Her ilmeğe birer defa yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın yakada bu sırada kesme yapmadım. 16 ilmek ile örgümüze devam edeceğiz artık. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Böyle. Artık bu 16 ilmek ile devam edeceğiz. Arka bölümün örgüsünü 20 sıra yaptım. Bu ön bölümü de bakın bu kenardan kesme yapmadığımız yerden sayarsak daha iyi olur. 20 sıraya kadar buradan itibaren 20 sıraya kadar tamamlayalım arkadaşlar. Yakada yaptığım kesmelerden sonra bakın kalan 16 ilmek ile yaka bölümünün örgüsüne devam ettim. Başlangıçtan itibaren 20 sıraya tamamladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arka bölümü de 20 sıra yapmıştım. Bakın şu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ön bölümün birisini yaptık. Şimdi diğer ön bölümü yapacağız. Diğer ön bölümde bu yapmış olduğumuz ön bölümle aynı sayıda aynı şekilde olacak. İpliği burada kesmiyorum. Bekletiyorum arkadaşlar. İpliğin ucundan diğer ucunu çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Bu ön bölümü 30 ilmek başladım. Bu ön bölümün içinde 30 zincir yapıyorum. İki zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Bir sıra yarım trabzanı yapalım. Zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak bakın bu ön bölümün ilk sırasında tamamladım. Bir sırada 30 yarım trabzan var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu ön bölümü 30 ilmek ile 10 sıra yarım trabzan yaptım. Sonra yaka kesmesine başladım. Bu ön bölümü de burada yaptığım gibi 10 sıra olarak yarım trabzan yaparak devam edelim. Diğer ön bölümün örgüsünü de bakın 30 ilmek ile 10 sıra olarak tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10. 10. sırada bakın eşit oldu. 11. sırada burada 8 ilmek kesmesi yaptım. Burada da 11. sıradayım. Bu sırada kesmeyi ama bakın bu tarafta sıra sonunda yapacağız. Burada sıra başında kesme yaptım. Burada sıra sonunda yapacağız düzgün denk gelebilmesi için. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 11. sıradayım. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Bu sırada sıra sonunda 8 ilmek kalasıya kadar yarım trabzanları yaptım. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan geriye dönüyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kesme yapacağız burada yine. İlk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Bekletiyorum. Diğer ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Bekletiyorum. Bakın 4 ilmek var. İlmek alıyorum. 4'ünü içerisinden bir defa da çekiyorum. Diğer ilmekleri
Yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yarım trabzanları yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar bakın yarım trabzanları yaptım. Kesme yapıyorum burada tekrar bakın tığ ilmeğe taktım, çektim. Diğer son ilmeğe tığ taktım, çektim. 4 ilmek içerisinden bir defa da çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir üst sıraya çıktım bakın. Tekrar kesme yapıyorum burada. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bu ön bölümün aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bu ön bölümün örgüsünü diğer ön bölümün aynı sıra sayısınca kesmeler yaparak aynı sıra sayısınca olasıya kadar örgüye devam edelim. Diğer ön bölümün örgüsünü de ilk yaptığım bu ön bölümle aynı sıra sayısınca yaptım. Bakın şu şekilde arka bölümün üzerine yerleştirdiğim zaman aynı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. 8 ilmek ile ilk başta birini sıra başında birini sıra sonunda kesme yaptım. Her sırada birer ilmek kesme yaparak 16 ilmek kalasıya kadar kesmelere devam ettim. Bu 16 ilmek ile de ön bölümün örgüsüne devam ettim. Arka bölümü 20 sıra yaptım. Ön bölümleri de 20 sıra yaptım. Ön ve arka bölümleri omuzdan birleştireceğiz. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Ön bölümler düzgün tarafı bakın arkadaşlar. Bu şekilde örgünün düzgün tarafı burası. Arka bölümü de düzgün taraf ters tarafta görünecek şekilde bakın. İç tarafı ters taraf. Şu şekilde ön bölümü yerleştiriyorum. İlk önce bu ön bölümü birleştirelim. Örgüyü şu şekilde çeviriyorum bakın. Ters taraftan birleştirme yapacağız çünkü. Arka bölümün burada bulunan ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek var bakın. Şurada en son bitirmiş olduğum ilmek duruyor. Onu yavaşça içerisinden çekiyorum. Burayı bakın birleştirdim. Aynı ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Sık iğne şeklinde bakın birleştiriyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ikinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmeklerin karşılıklı birbirine denk gelmesine dikkat edelim. Birleştiriyorum. Üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan üçüncü ilmeğe tığ taktım. İlmek aldım. Birleştiriyorum. Dördüncü ilmeğe tığ taktım. Karşıdan da dördüncü ilmeğe tığ taktım. İlmek alıp birleştiriyorum. Bakın karşılıklı gelmesine dikkat ediyoruz. Sıra sonuna kadar her ilmeği karşılıklı gelecek şekilde birleştirelim. Ön bölümün son ilmeğe kadar bakın birleştirmesini yaptım. İpliği burada kesiyorum. Şöyle çevirdiğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Bakın düz tarafı böyle görünüyor. Ters taraftan sık iğne şeklindeki birleştirme yaptık. Düz tarafının görüntüsü böyle bakın. Hiçbir farkı yok. Belli olmuyor birleştirme yaptığımız yer. Diğer ön bölümü de bunu yaptığımız gibi birleştireceğiz. Bakın yine yerleştirelim üzerine. Şu şekilde tersine çeviriyorum. Burada iç taraftan başlayacağız. 16 ilmek var bakın bu ön bölümde. Arka bölümde de 16 ilmeği sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. ilmeğe tığ takıyorum. Burada bulunan ilmeğin ucunu oradan çekiyorum bakın. Şu şekilde. Bir zincir yapar gibi yaptım bakın sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ilk ilmeğe tığ taktım. Sık iğne yaptım. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ taktım.
sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğe tığ taktım. Karşıdan üçüncü ilmeğe tığ taktım. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer ön bölüm ile bakın arka bölümü omuzlardan burada da birleştirdim. İpliği burada kesiyorum. Böylece roba bölümünün örgüsünü tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde görüntüsü böyle. Omuzların görüntüsü de bu şekilde. Hiç belli olmuyor birleştirme yaptığımız yerler. Roba bölümünün örgüsünü bitirdik. Şimdi modelli bölüme başlıyorum. Modelli bölümü yaparken ön ve arka bölümü de bakın buradan birleştireceğiz. Ön bölümün buradan bakın. Düzgün tarafından bu ilk ilmekten bir ilmek oluşturalım. İsterseniz bir defa düğüm atın, daha sağlam oluyor. İlmeği yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bir takip eden ikinci ilmeği de trabzan yapıyorum. İki trabzan yaptım buraya. Bu ön patta devam edecek arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir, iki, üçüncü ilmeğe beş trabzan yapıyorum. İki, üç, dört, beş. Bakın artık trabzanları iki defada çıkarıyoruz. Robada yaptığımız gibi bir defada çıkarmıyoruz. Normal ikili trabzan yapıyorum. Beş trabzanı buraya yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Modelimiz bunlardan oluşuyor arkadaşlar. Bir ilmeğe beş trabzan yapıyoruz. İki ilmek atlıyoruz. Üçüncü ilmeğe de V şeklini yapmak için bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Tığın üzerine iplik alıyorum yine. Bakın, bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe beş trabzan yapıyorum. Bakın, aynı ilmek içerisine yapıyorum bu beş trabzanı. Beş trabzanı yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Böyle bakın. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe beş trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe beş trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde ön bölümün modellerini yerleştirmiş olduk. Kaç model yaptığıma bakıyorum arkadaşlar. Benim yaptığım bir sayıda roba için ön bölümde 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 trabzandan oluşan model var. 1, 2, 3, 4 tane de arada V şekli oluştu. Şimdi bu ön bölüm ile arka bölümü birleştireceğiz. Örgüye arka bölüm ile devam edeceğiz. İpi tığın üzerine alıyorum. V yapma sırasındayız. Bakın 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağım yerdeyim. Burada bulunan bakın en son ilmeğe tığı takıyorum. Arka bölümünde ilk ilmeğe tığı takıyorum. İlmek alıp çektim. Burada bir trabzan yapıyorum. Arka bölümü ile ön bölümü bakın burada birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Aynı şekilde bakın ilmeklere bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V şekli oluşturdum. Bakın ön ve arka bölümü de birleştirdim. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Modelimize devam ediyoruz artık. 2 3 4 5 Bakın. 5 trabzan yaptım. Ön ve arka bölümü birleştirerek burada bir V şekli yaptım. Arada 2 ilmek atladım. Bakın. 1 2 ilmek atladım. 3. ilmeğe 5 trabzan yaptım. Yine 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Modelimiz devam ediyor. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine modelleri yerleştirerek diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine modelleri yerleştirdim. Diğer kol altını yapacağımız yere geldim. Bakın son olarak 5 trabzandan oluşan modeli yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Arka bölüm ile diğer ön bölümü birleştireceğiz burada. Son ilmeğe bakın tığ takıyorum. Arka bölümün son ilmeğine tığ taktım. Ön bölümünde bakın burada bulunan ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Burada bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. V şekli yaptım. Arka bölüme de kaç model yerleştirdiğimi sayıyorum. Bakın burada arka ile ön bölümü birleştirdim. V şekli yaptım. Arka bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 trabzandan oluşan model var. V şekillerini sayıyorum. Bakın kol altlarında birer V şekli var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 V şekli de aralarda var. Ön bölümün modellerini yapmaya devam ediyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzanı yaptım. Bir, iki ilmek atlıyorum.
Üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Modellerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonunda iki trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın, sıra başında da iki trabzan yapmıştım. Ona dikkat ederek sıra sonuna kadar modellerimizi yapmaya devam edelim. Ön bölümlerde modelleri yaparak, bakın, sıranın sonuna kadar tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 modelde ön bölüme yaptım. Diğer ön bölümde de 5 model yapmıştım. Buraya da 5 model denk geldi bakın. Onu ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. İki ön bölümün eşit olması gerekiyor. Sizin farklı ölçülerde ise buna dikkat edelim lütfen. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Son 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. 1 2 Sıra başında da 2 trabzan yaptım. Sıra sonunda da 2 trabzan yaptım. Böylece model sıramızın ilk sırasını yapmış olduk. Örgümüzün modeli bundan oluşuyor arkadaşlar. Bir ilmeğe 5 trabzan yapıyoruz. Bir ilmeğe V şeklini yapmak için 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Modelin ikinci sırasında da burada yaptığımız modellerin tam tersini yapıyoruz. Bu 5 trabzanın ortasında bulunan ilmek üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyoruz. Bu 2 zincirli boşluklara da 5 trabzan yapıyoruz. Şeklini tekrar görelim. Bakın, İlk model yerleştirmenizde bu şekilde yerleştirin. Örgünüzün şekline bakın. Fazlalık veya çekme varsa ona göre tekrar bir model yerleştirmesini kontrol ederek yapabilirsiniz. Model sırasında ikinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk iki trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek, bakın, 5 trabzanın ortasında bulunan ilmek. Bunun üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bakın, 5 trabzanın ortasına 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum aralarda, bakın arkadaşlar. Bu V şekli yaptığım 2 zincirli boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 V şeklinin içerisine de 5 trabzanı yaptım. Burada bulunan, bakın, 1 2 3 4 5 trabzan var. Ortada bulunan trabzan üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. V şeklinin içerisine 5 trabzan yapıyorum. Model ortasında bulunan, bakın, 1 2 3. ilmeğe 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Görüntü olarak böyle. Bu sırayı böyle devam edeceğiz. Bakın, bu 5 trabzanların ortasında bulunan ilmekler üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağız. Bu V şekli yaptığımız 2 zincirli boşluklara da 5 trabzan yapacağız. Bakın, kol altında da V şekli var. Bunun da içine 5 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Model sırasının ikinci sırasında tamamladım. Sıra sonunda da 2 trabzanı yaptım. Üçüncü model sırasındayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine bu V şekillerin içerisine 5 trabzan yapacağız. 5 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzandan oluşan V şeklini yapacağız. Bir zincir yaptım, örgüyü çevirdim. İlk 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir,
Bu V şeklin içerisine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bu ilmekleri atlıyorum bakın. Ortada bulunan 1 2 3. ilmek üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. V şeklin içerisine de 5 trabzan yapıyorum. Bu 5 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Gövdenin örgüsü bu şekilde devam edecek. 5 trabzan ve V şekilleri yaparak devam edeceğiz. Sadece sıralarda yerleri değişiyor. Bir sırada V şeklin içerisine 5 trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sırada bu bakın 5 trabzanın üzerine V şekli yapıyoruz. Gövde örgüsünü sıraların tekrarıyla yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne ve tercihinize göre örmeye devam ederek tamamlayalım. Gövde örgüsünü yapacağım bebeğin büyüklüğüne göre tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2 sıra olarak bu şekilde sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Şimdi son sırada dilimli model yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bu uç bölümde dilim modelleri yapacağız. Bu V şekillerinin içerisine bu sırada 7 trabzan yapıyorum. Bakın ilk V şeklin içerisine 7 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 trabzanı yaptım. Burada bulunan bakın 5 trabzanın ortada bulunan trabzan üzerine sık iğne yapacağız. 1 2 ilmeği atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu V şeklinin içerisine de 7 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın bu ilmekleri atlıyorum. Ortada bulunan ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın dilim modelleri yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu V şekillerin içerisine 7 trabzan yapıyoruz. Yaptığımız bu 7 trabzanı burada bulunan bu 5 trabzanın ortada bulunan trabzan üzerine sık iğne olarak tutturuyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Dilim modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak bakın böyle oldu arkadaşlar. Son modeli en sonda bulunan ilmeğe sık iğne olarak tutturuyorum. Şimdi ön patlarını yapacağız. Ön patlarda sık iğne çalışması yapıyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Gördüğüm ilmekler üzerine de sık iğne yaparak devam ediyorum.
Bu trabzan sıraları vardı bakın modelleri yaparken. Her sıraya ikişer tane sık iğne yaparsanız daha güzel görünüyor. Görüntü olarak bakın böyle. Bu sık iğneleri bu robanın bittiği modele başladığımız yere kadar devam edelim. Ön patta roba başlangıcına kadar bakın sık iğneleri tamamladım. Robanın bittiği yerde modele başladığımız sıradayım. Buraya düğme için düğme biriti yapmak istiyorum. Bir düğme biritini buraya, bir diğerinde bu hemen yakanın bakın yaka kesimi yaptığımız yere yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu zincir sayısı dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre değişecektir arkadaşlar. Siz yanınızdaysa düğmeniz, düğmenize ölçerek bu zincirleri yaparsanız daha iyi olacaktır. Diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın buralarda her sıraya birer tane sık iğne denk geliyor. Bir diğer düğme biritinde buraya yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci düğme biritinde bakın buraya yaptım. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın yakanın kesim yaptığımız başlangıcındayım. Artık boyunun çevresindeyiz. Boyunun çevresinde de sık iğneler yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Düğme biritlerini yaptık. Boyunun çevresinde sık iğneler yapalım. Diğer ön patta da sık iğne çalışması yaparak bu bakın dilimli modeli başladığımız yere kadar devam edelim. Boyunun çevresinde ve ön patta sık iğneler yaparak bakın etek ucuna kadar tamamladım. Bu en son ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı kapatıyorum. İpliği burada kesiyorum. Böylece gövde örgüsünü tamamlamış olduk. Bakın yapmış olduğum düğme biritlerinin tam karşılarına gelen yere 2 adet inci düğme dikmeyi tercih ettim ben. Siz bunu istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Bu şekilde ilikleyerek kapatıyoruz bakın. Kolun örgüsünün birisinde ben tamamladım zamandan kazanmak için. Şimdi diğer kol örgüsünü sizinle birlikte yapalım. Kolun örgüsünü kol altından başlıyoruz. Bakın burada bulunan bu ilmekten ipliği bağlayarak ilk ilmeği oluşturacağız. Bir defa düğüm attım, sağlam olsun. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Kol altına bir V şekli yapıyorum. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Bunu da atlıyorum. Burada bulunan ilmek üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 V şekli 1-5 trabzandan oluşan modellerimizi yerleştiriyoruz. 2 3 4 5. İpliğin ucunu da içeride bakın götürüyorum arkadaşlar temiz görünsün diye. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe bakın V şekli yapmak için 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. V şeklini yaptık. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine
5 trabzan yapıyorum. Bir, iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Gövdede yerleştirmiş olduğumuz modelleri kolda yapıyoruz. Bu başladığımız yere kadar modellerimizi yaparak devam edelim. Kolun örgüsünde model yerleştirmelerini sıra sonuna kadar tamamladım. Bir V şekli bir 5 trabzanlar yaparak modelleri oluşturdum. Sıra başında zincirlerden yaparak bir V şekli oluşturmuştum. Sıra sonunda 5 trabzandan olan modeli yaptım bakın. Birbirine takip ediyor bu şekilde. En son ilmek ile burada yaptığım V şeklini birleştiriyorum. V şekli için burada yaptığım zincir boşluğuna tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Çektim. Bakın sırayı birleştirdim. Takip ediyor bakın. V şeklinden sonra 5 trabzanlı model görünüyor. Böylece kol örgüsünün modellerini yerleştirmesini yapmış olduk. Bir sıraya kaç model yerleştirdiğimi sayıyorum. V şekilleri bir model, 5 trabzan bir model bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 model yerleşti bir sıraya arkadaşlar. Bakın görüntü olarak da böyle. Sizin eliniz sıkıysa ve gövdenin modelinde siz daha fazla yaptıysanız buraya 16 değil de 18 model yerleştirmeniz gerekebilir. Ama çift sayı olması gerekiyor. Bakın bu V şekli ve modelin birbirini takip etmesi gerekiyor. Yerleştirmede ona dikkat etmeyi unutmayalım. Kol örgüsünde ikinci sıradayız. İkinci sırada yine aynı şekilde gövdede yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu 5 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine V şekli yapıyoruz. V şeklinin içerisine 5 trabzan yapıyoruz. Örgüyü ben çevirerek örüyorum. Şimdi burada bazı arkadaşlar soruyor, düz devam edemez miyiz diye. Devam edebilirsiniz. Ama o zaman gövde ile kol örgüsü arasında görüntü farklılığı oluyor. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ben farklılık olmasın diye örgüyü çevirerek örüyorum. Bu ortada bulunan ilmek üzerine ilmek kaydırması yaparak geçiyorum bakın. İlk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İkinci ilmeğe tığ taktım. İlmek aldım. Çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. Üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. Bakın ortada ilmekteyiz. Buraya V şekli yapmak için 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. V şeklini bakın buraya yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. V şeklinin içerisine 5 trabzan yapıyorum. Bir, iki, bakın ortada bulunan ilmek üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. V şeklinin içerisine 5 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kol örgüsünde ikinci sırada da V şeklinin içerisine 5 trabzan yaptım. 5 trabzan üzerine de V şekli yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son bakın V şeklinin içerisine 5 trabzan yaptım. Sıra başında V şekli yapmıştık. Bu son yaptığım model ile V şeklini ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Bakın boşluğa tığ takıyorum, ilmek alıyorum, çektim, sırayı birleştirdim.
İkinci sırada da bu şekilde oldu bakın. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi bu 5 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine ilmek kaydırması yapıyorum. İlk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırması yapıyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İlmek kaydırması yapıyorum. Üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırması yaptım. Bakın V şekli yapacağım ilmek üzerindeyim. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. İlk V şeklini oluşturduk. V şeklinin içerisine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzanı yaptım. Bakın 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Bu dördüncü ilmek içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Kolun örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar bakın. Gövdede yaptığımız modelin aynısını kolda yapıyoruz. Kolun örgüsünü, siz gövdenin örgüsünü kaç sıra yaptıysanız, kolun örgüsünü aynı sırada yapabilirsiniz. Bir sıra eksik de yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Kolun örgüsünü V şekillerinin içerisine trabzan, trabzanların üzerine V şekilleri yaparak yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre istediğimiz sıra sayılarını tekrarlayarak devam edelim. Kol bölümünün örgüsünü tamamladım. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirdim bakın. Şu şekilde bir kol elde ettim arkadaşlar. Düz bir kol. Siz isterseniz bu kolu bu şekilde kullanabilirsiniz. Buraya etek ucunda yaptığımız gibi böyle dilim modelleri yaparak kolun örgüsünü burada bırakabilirsiniz. Ama ben kol ucuna diğer kolda da yapmış olduğum gibi bileklik çalışması yapmak istiyorum. Bebeklerin bileğini biraz tutsun istiyorum. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın kolun örgüsünü. Bu başlangıçtan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bir de santimetre olarak ölçelim. Bakın böyle ölçtüğüm zaman 17 santim yükseklik var. Bileklik bölümünü çalışacağız dedim. Bileklik bölümünü sık iğne olarak yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu V şeklinin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Biraz eksiltme de yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde kavrayabilmesi için ilmek sayılarını eksiltmek istiyorum. Bakın bu bir iki zincirli boşluğa bir sık iğne yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği de atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bakın buraya beş trabzan yapmıştık. Bunun dört trabzanın üzerine sık iğne yapacağız. Bir eksiltme yapacağız. Bu iki zincirli boşluğa da bir sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2 atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 4 sık iğne yapıyorum buraya. 2, 3, 4. V şeklin içerisine 1 sık iğne yapıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Bakın buraya bu 5 trabzan üzerine 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. V şeklin içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 atlıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. V şeklin içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 atlıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldim.
V şeklin içerisine bir sık iğne yaptığım ilmeğe geldim. O ilmek ile son ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın topladı arkadaşlar. Artık sık iğne olarak devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu sırada kaç sık iğne kaldığını da sayalım. Bazı arkadaşlar soruyor. Kaç sık iğne kaldı veya kaç trabzan kaldı diye soruyorsunuz. Sayalım. Bakın V şeklin içerisine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 sık iğne var arkadaşlar bir sırada. Kol ucunda 40 sık iğne kaldı. Bu şekilde bakın her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yaptım. Son ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. Daha belirgin oldu arkadaşlar. Artık bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklerde sık iğne yaparak devam ediyorum. Bileklik bölümü bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirelim. Bir üst sıraya çıkalım. Siz bu genişliği kaç santim veya kaç sıra yapmak istiyorsanız tamamlayalım gelelim. Kol bilekliğini bakın sık iğneler yaparak tamamladım ben. Bu kadarlık genişlik benim için yeterli. 4 sıra sık iğne yaptım buraya arkadaşlar. En son ilmek kaydırması yaptım. İpliği burada kesiyorum. Böylece hırkanın örgüsünü de tamamen bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde kolun örgüsünü tamamladık. Ben diğer kolu tamamlamıştım zaten gördüğünüz gibi. Siz de diğer kolun örgüsünde bu kolu başlamış olduğumuz gibi kol altından başlayın. Aynı model sıra sayısını yapın. Bakın buraya kaç model yerleştirdiyseniz diğer kola da aynı sayıda model yerleştireceksiniz. Ve aynı sıra sayısınca kolun örgüsünü tamamlayacaksınız. Benim bakın bu şekilde bitirdim. Artık hırkamız giyilmeye hazır. Arka görüntüsüne bakalım. Hırkanın arka görüntüsü de bu şekilde. Bakın bileklik bölümleri de çok güzel oldu böyle arkadaşlar. Bu roba bölümüne ben kurdale de takmak istiyorum. Bakın bu şekilde sarı renkli kurdale var. 1,5 metre bakın bu kurdaleler arkadaşlar. Bunu şu şekilde ikili yapıyorum. Nasıl yaptığımı da size göstereyim. Belki takılan arkadaşlar olabilir. Şuradan kurdaleyi takıyorum. Bakın kol altına yakın ilmekten. Bu en son roba bölümünü yaptığımız sıradayız. Bakın ilk başlangıçta robaya başladığımız yer robanın bitim yeri görünüyor. Buraya şu şekilde bakın kurdaleyi taktım trabzana. Düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Bakın şu şekilde. Bunu bu trabzanları ikili veya üçlü nasıl isterseniz şu şekilde alttan alarak çekiyorum. İsterseniz bunu çatal iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde tığ yardımıyla da. Bakın iki trabzanı altta bırakıyorum. İki trabzanı üstte bırakıyorum. Bu şekilde takalım. Roba bölümünün kurdalelerini bakın her iki tarafa taktım. Bu tarafa da aynı burun başladığım gibi yaptım. Taktım bakın arkadaşlar. Bu kurdale tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Bunun yerine herhangi bir kendi ördüğünüz ip kordunu da takabilirsiniz.
Dantel de takabilirsiniz. İstediğiniz gibi takabilirsiniz. Bakın, böylece bitirmiş olduk. Hırkamızın bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum. Bakın, kol altından genişliğini ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 27 santim genişlik var. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 20 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santim. Kol altından yüksekliğini ölçelim tekrar. Bakın, bileklik bölümünü yaptıktan sonra tekrar ölçüyorum. 19 santim yükseklik var arkadaşlar. Şu şekilde bakın, ölçtüğümüz zaman 19 santim kol altı yüksekliği var. Bu da bir yaş bebek için güzel bir ölçü oldu. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin yorumları ve beğenileri benim için çok önemli. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın.